Let me tell you a story. When I was a child growing up in San Francisco area, I used to visit the Japanese tea garden and visit the carp swimming just beneath the lily pads in a two-dimensional pond. I used to spend hours looking at them. They would swim forward, backward, left and right. Their eyes were to the side, and they couldn't see me. I was in the third dimension. I was in hyperspace. They were totally unaware that there was a universe beyond their pond. And then I thought, well, what happens if I reach down and grab one of the fish, lift the fish up, and then I would put the fish back into the pond? What kind of stories would he tell? We are the fish. We spend all our life in three dimensions. We go forward, backward, left, right, up, down, thinking that anything beyond our pond, anything beyond our little puny universe, is science fiction. We say, bah, humbug. We can't say that anymore. You see, in three dimensions, there's not enough room to put all the laws of physics. But when you go to this larger pond, this pond of hyperspace, then all the laws of physics just fit together like a jigsaw puzzle. We are the fish. Yani biz balıklarız. Çok seviyorum bu sözü. Yani aslında bilmediğimiz, daha deneyimlemediğimiz, kendi bilgi birikimlerimizle, kendi tecrübelerimizle ucu sonu olmayan, sonu var mı yok mu onu bile bilmediğimiz bir evrenin içinde kendi kısıtlı havuzlarımızda yüzen balıklarız. Bu balık örneği hep hoşuma gitmiştir. Sizlerle de paylaşmak istedim. Michio Kaku, seçim teorisinin kurucusu, içinde bulunduğumuz evrenin ve zamanın, bu boyutun üstünde de başka boyutların, başka evrenlerin olduğunu savunur. İçi köpük dolu bir küvetin içinde ki o her bir köpüğün bir evreni temsil ettiğini düşünür. Hatta iki baloncuk birbirine çarptığında büyük patlama meydana gelmiştir diye de düşünür. Aslında bir de karınca örneği var. Dünya dışı yaşamla biraz alakalı bir şey. Fermi paradoksu vardır. Duymuşsunuzdur belki. Enrico Fermi 1950'li yıllarda şu soruyu sormuştur. Madem ki gözlemleyebildiğimiz evrende milyarlarca hatta daha fazla yıldız sistemi ve gezegen var, peki herkes nerede diye sormuştur. Karınca örneği de şudur. Bir otoban düşünün. Arabalar hızla geçiyor, gidiyor ve o otobanın hemen dibindeki, kenarındaki bir karınca yuvasını düşünün. O karıncalar o otobanın da dışarıdaki başka bir dünyanın varlığından habersizlerdir. Aynı aslında bu Kaku'nun havuz ve balık örneğinde verdiği gibi. Biz mesela karıncaları gözlemleyebiliyoruz, inceleyebiliyoruz ama iletişime geçmek istemiyoruz. İletişime nasıl geçeceğimizi de bilmiyoruz. Bilim adamları bu Fermi paradoksu Where is Everybody'den de aslında bu karınca örneğine bağlarlar. Belki de bizi gözlemliyorlar, izliyorlar, henüz daha iletişime geçmiyorlar. Bizden daha zeki varlıkların bize karıncalar gibi bakmış olabilme ihtimalini de düşünüyorlar. Bu da çok enteresandır. Evet, geçelim cevaplarınıza. Demiştim ya, böyle doğaçlama ilerleyeceğiz diye bir önceki videoda, hani böyle yani rüzgar bizi nereye sürüklüyorsa oraya gideceğiz diye. Gerçekten de öyle oldu. Ben bu arada bütün yorumlarınızı okuyorum. Mahin Khalid'in şu yorum buna denk geldim. Başka bir videoda orada bir öneride bulunmuş Khalid. Demiş ki işte zamanla ilgili bir konu seçebiliriz demiş. Bu konuyu da o yüzden seçtim. Zaten zaman çok ilgimi çeken bir konu. Tabii ki zamanı anlatamayız yani. Çok saatler alır. Bunun üzerine konuşmak, tartışmak, insanın henüz daha zamanı tam olarak anlayamadığı, kavrayamadığını da çözersek zaman üzerine konuşmak tek bir programda olacak bir şey değil. Biz burada sadece çok güzel cevaplar vermişsiniz. Çok güzel yorumlarınız var. Bu yorumlar üzerinden birazcık beyin fırtınası yapacağız. Hemen başlayalım. Mesela Meryem diyor ki, zaman hayatı düzene sokan önemli şeylerden biridir. Zamanı yönetmeyi ve organize etmeyi öğrenmek ondan en iyi şekilde yararlanmamızı sağlar. Evet, insan zamanı programlamayı öğrendi. Zamanı hesaplama gayreti mekanın içinde kaybolmamak için. Zamanı programladık. Doğru mekanda olmak istediğimiz için hep. Takvimler yarattık. Mısır'da güneş saati icat edildi. Sonrasında tabii ki gece güneş saati kullanılmadığı için kum saatine evrildi, su saatine evrildi. Şimdiki bizim dijital saatlerimize kadar geldi ama sadece saatlerdedir. Yani zamanı kullanarak insanoğlu mekandaki hareketlerini belirledi. Göç etti yarattığı, tasarladığı zamana göre. Veya toprağını ekip biçti. Daha verimli ürünler elde etmeye başladı. Mesela hava durumu da çok enteresandır. Asırlar öncesindeki
birine haftaya şu gün şu saatte yağmur yağacak deseydiniz sizi kahin falan zannederdi muhtemelen. Bunların aslında hepsi geleceğe göre hareket edebilme güdümüzle alakalı. Mesela çocukken Avustralya bizden niye daha önce yeni yıla giriyor diye sorardım. Sonradan fark ettim. Aslında zaman farkı olduğunda onu bile insanoğlu programladı. Yani her yerde, her mekanda güneş en tepeye vurduğunda saatin 12 olmasını senkronize ettiler. İnsan mekanın ve zamanın içinde kaybolmak istemedi. Yani içinde bulunduğumuz güneş sistemini baz alarak yarattığımız bir programlama. Asıl zaman bu değil. Nedir diye sorarsanız bilmiyorum onu da. İnsanlık da henüz daha zamanı tam olarak çözebilmiş değil. Gerçek zaman nedir? İşte aslında biz de bunun üzerine biraz beyin fırtınaları yapacağız. Mesela Rosalia demiş ki, zaman eğlenirken hızlı akan, acı çekerken ise yavaşlayan şeydir. Evet, gerçekten de böyledir. Yani hepimiz hayatımızda bunu deneyimlemişizdir. Peki bu acaba geçen videoda da konuştuk, mutluluk videosunda mutluluklarımızın farkında değiliz, mutsuzluklarımızın daha çok farkındayız demiştik. Acı çektiğimiz günler geçmek bilmez, zaman daha yavaş akar. Çünkü yaşadığımız acının bir an önce geçme beklentisi vardır ve zihin saniyelerin bile farkındadır. İşte bu yüzden mi acaba mutsuz olduğumuzda zaman geçmek bilmez? Başka bir şey soracağım. Tüm bunları bize zihnimiz mi yapıyor? Nihal de bununla ilgili bir şey söylemiş. Doğduktan sonra anlamıyoruz zamanı, farkında değiliz. Sonra büyüdükçe takvimsel koşuşturmalarımız başlıyor. Evet, doğduktan sonra anlamıyoruz. Bunu da geçen videoda konuşmuştuk. Çocukken çocukların zaman algısı yoktur. Ama şöyle de bir şey vardır mesela. Şu andan baktığımız zaman deriz ki çocuk olsak ne güzel zaman algımız, koşturmamız yok. Ama çocuk olduğumuz zaman da zaten onun farkında değiliz. Yani dolayısıyla bu buradan çocuk olmaya dönmek gibi bir hayal çok gerçekçi değil. Zaten oraya dönmek çok gerçekçi değil. Zaman yolculuğunun olması gerekiyor. Nancy de aslında hemen hemen aynı şeyleri söylüyor. Gençken ve bir şeyler öğrenirken zaman yavaş akıyor. Yaşlandıkça ve her şey rutine girdikçe yıllar hızlı geçiyor. Yani bir şeyler öğrenirken o anın içinde öğreniyoruz. Şimdideyiz hep, bu anda. Yani zihnimiz gelecekte kendisine varmak istediği bir mekan seçmiyor. Ama sonra ne oluyor? İşimizi buluyoruz. Kendimizi emniyete alıyoruz. Alabildiğimiz kadar. Ailemiz, çocuklar ki insan çocuğu olduktan sonra zaman gerçekten nasıl geçtiğini algılamıyor. Oğlum ne ara 3 yaşına şimdi girmek üzere ne ara doğdu ve bu zaman nasıl geçti onu bile algılamadık. Hatırlar mısınız? Geçen videoda size bir köprü örneği vermiştim. Hani ben ilk İstanbul'a geldiğimde o köprüden geçerken İstanbul'un manzarasını izliyordum ve mutluydum. O anın içindeydim, farkındaydım. Ama sonrasında kanıksamıştım o anı. Çünkü artık o köprüden geçerken zihnim bir sonraki yaşayacağım ve planladığım şeye konsantreydim. İstanbul'a geldiğimde ne kadar güzel bir şehre geldiğimi düşünüyordum ve bununla mutlu olmaya çalışıyordum. O anın içindeydim. Umutlarım da vardı tabii ki. İşimde başarılı olmak istiyordum. Ama sonra o şehirde yaşamaya başladığım zaman da o köprüden geçerken ben o köprünün olduğu mekanda değildim. Kafam atıyorum sete gidiyorsam setteki rolüme hazırlanıyordum. Başarabilecek miyim? Bunu nasıl yapmalıyım? Veya işte bir görüşmeye gidiyorum. Bu görüşme nasıl geçecek diye hep gelecekteki bir mekanı ve zamanı düşünüyordu kafam. Gelecekte bulunmak istediğimiz ya da bulunacağımız mekanların tasarısını yapıyoruz kafamızda. Mesela pandemi bizlere zamanlı anlama aralığı yarattı diyor İram. Her saniyemizin önemini ve onu yeniden tasarlama becerisi yarattığından bahsediyor. Dünya çapında bir araştırma yapılıyor. Pandemide karantina altında kalan %50'si zamanın yavaşladığını ifade ederken bir diğer %50'si de zamanın onlar için hızlı aktığını söylüyor. Acaba bu şundan kaynaklı olabilir mi? Hayatın koşturması içinde, işlerimizin içinde bir anda ortaya çıktı ve hepimiz bir anda durduk. Tüm dünya bir anda durdu. Zaman durdu. Her şey durdu. Bunu kabulleniyorum ve şu anın içinde ne yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum diyenler için hızlı akmıştır. Diğerleri ise pandemiden bir an önce kurtulmak istediler. Bundan kaynaklı olabilir. Jose çok ilginç bir şeyden bahsediyor. Zaman çizgilerimizden bahsediyor. Timeline. Yoksa bir tane mi var diyor. Zaman çizgilerimiz kesişiyor mu diyor. Başka bir paralelde de yaşıyor muyuz diyor. As long as you don't choose, everything remains possible.
Bütün hayatımız aslında seçimlerden ibaret. Yani bahsettiğim şey sadece hayatımızı büyük şekilde değiştiren yollardan da bahsetmiyorum. Yani şu an benim şu kitabı almak istemem ve almak istememem arasında, ayağa kalkıp oturmak istemem arasında, hayatımızın dakikalarının içinde de bir sürü seçimler yapıyoruz aslında. Bunu bazen beyin isteyerek yapıyor, bazen de istemeden yapıyor bu seçimleri. Şu an mesela burada sonsuz tane ben yaşıyorum. 2 saniye öncekinin seçimlerini yaşayan Buğra başka bir yere gitti. Buradan kalktı, şu an kaydı durdurdu. Bu anın içinde, bu andan bir önceki anda ve bütün anlarda aslında bizler bizi sonsuz kere yaratıyoruz. Bu benim algıladığım boyut ama o benler, sonsuz sayıdaki benler yaşamaya devam ediyor. Geçmişte de yaşıyor, şu anda da yaşıyor. Başka coğrafyalarda da yaşıyor olabilir. Birçoğu ölmüş olabilir ama benim bu algıladığım bu boyuttaki ben yaşamaya devam ediyorum. Var olmak acaba sadece fiziksel bir varlık mı? Var olmak aslında zihinlerimizde olan bir şey mi? Bunu da konuşalım. Isabel diyor ki mesela benim yazdığım bu yorum hiçbir şeydir. Eğer onu biri okumazsa, tam buradan bahsediyorum. Yani onu biri okumazsa hiç var olmamış demektir. Bu da çok enteresan. Bu video izlenmemiş olsun. 100 yıl sonra izleyen birinin şimdisinde ben aslında var olmuş olacağım. Mesela zamanı da kayıt altına almayı öğrendi insan. Video ne demektir? Fotoğraf karelerinin arka arkaya gelmesinden oluşan şey. Normal hayatın içinden kayıt altına alıyordu aslında. Belgesel filmler çekiliyordu. Küçük küçük parçacıklardı öyle 3 dakikalık, 5 dakikalık falan. Sonra aslında insan kendi dünyasını, kendi zamanını ve mekanını kurmacalaştırmaya başladı. Filmler de aslında böyle çıkmıştı. Sonra insan provoke etmeyi de öğrendi. Bu kurguladığı zaman ve mekanla insanları manipüle etmeyi de öğrendi. Kalabalıkları bu yöntemle manipüle edip insanların algısını yönetmeyi de başladı. Şu an geçmişteyim. Ben bu videoyu geçmişte çektim. Ama sizin şimdinizin içindeyim. Şu an sizin şimdinizdeki ben ne yapıyorum kim bilir. Bu da çok enteresan. Yani şu an size geçmişten sesleniyorum aslında. Geçmişi kayıt altına almış. Yani Isabel aslında çok güzel bir yere dokundu. Eğer biri onu görmezse var mıdır sorusu çok güzel bir soru. Mesela solipsist felsefe diye bir şey vardır. Yani kendi zihnimiz dışındaki hiçbir şeyin doğru olmadığını ve var olamayacağını savun. Yani zihnimizde var olmayan hiçbir şey yoktur aslında der. Mesela ne bileyim elimdeki bu kalem. Bu kalemin kalem olduğu bana küçükken öğretildi. Renginin gri olduğu öğretildi. Peki bu gerçekten var mı? Aslında dokunmuyorum. Bilim adamlarına göre, kuantuma göre dokunmuyorum. Bu madde üzerindeki elektronlar birbirini itiyor diyor mesela kuantum. Algıladığımız dünyanın titreşimlerden, dalga boylarından oluştuğunu söylüyor. Mesela aynada yüzümüze baktığımız zaman aslında şimdiki, şu anki kendimizi görmüyoruz. Geçmişimizdeki kendimizi görüyoruz. Çünkü ışık gözümüze yansıyıp sonra aynadan tekrardan gözümüze yansıyana kadar tabii ki bunu fark etmiyoruz ama önceki halimizi gösteriyor bize aslında. Bu da bir yanılsama. Şuraya geleceğim aslında yani. Zaman gerçekten zihnimizde mi? Geleceğim. Mesela şunu da derler. Yani maddenin katı olduğunu düşünürüz ama bu da bir yanılsamadır derler. Madde aslında gördüğümüz her şey, bu dünya içinde bulunduğumuz hiçbir şey katı değildir derler. Mesela size yeni bir teknolojiden bahsedeyim. İşte yapay zeka ile oluşan bir şey. Mekanizma var ve ben o mekanizmayı koluma ve parmaklarıma geçiriyorum. Dünyanın öbür ucundaki biri, onunla el sıkışabiliyorum. Hatta onun yüzüne dokunabiliyorum. Gerçekte şimdi şu anda ona nasıl dokunursam aynı şekilde hissediyorum her şeyi. Bütün sinirler bana ona dokunduğumu söylüyor. O zaman gerçekliği zihnimizde yaratıyoruz. Schrödinger'in kedisi vardır. Aynı bu yorumu biri okursa ben varım veya yokum ya da bu yorum var mıdır yok mudur diye sorgular. Bir kediyi küçük bir kabın içine koyarlar. O kabın içine de bir şişe koyarlar. Şişenin içinde radyoaktif bir madde vardır. O radyoaktif kaynağın bir saat içinde ışıma ve ışımama kararı eşittir. Eğer içindeki sensör radyoaktiflik algılarsa bir çekiç vardır ve o camı kırar ve etrafa radyoaktif madde dağılır, kediyi öldürür. Kutunun içine kediyi koyuyorlar ve kutuyu da kapatıyorlar. Kedi ölmüş müdür, yaşıyor mu? Kutuyu açmadığım takdirde her ikisi de gerçektir aslında gibi bir savı vardır. Kedi öldürmek tabii ki canice.
Sonrasında bilmiyorum o kediyi açtılar mı öldü mü. Mesela Nurgül, Lucy filminde zaman tek gerçek ölçü birimidir diyor. Bize varlığın kanıtını sunar. O filmde insan beyninin işte belli bir yüzdesini ya da %100'ünü kullanacağı zaman aslında bütün zamanlara hükmedeceğinden bahseder. Zihnimizdir aslında zaman diyor. Julieta 8 ve 9 yaşındaki çocuklarına zaman nedir diye sorunca küçük olan hava durumu, gökyüzü yani cevabını vermiş. Anlık, sonra ikisi birden günler demiş. İşte ilk verilen cevap çok doğru ve dürtüsel bir cevap. Aslında eski insanlar gibi işte yani içgüdülerimizle biz zamanı böyle tahmin ediyorduk. Yani gece hava güneş kararınca uyurdu insan. Güneş açtığı zaman da tekrardan hayatımıza başlardık. Biyolojik bir saatimiz, zamanımız vardı aslında. Yine zihnimizin ve bedenimizin yarattığı bir şeydi. Bu arada bir kabile daha bulduk. Amundawa kabilesi neredeydi? Heh, ana. Onlar için yarın diye bir şey yok. Günleri hesap etmiyorlar, yılları saymıyorlar. Kaç yaşında olduklarını bile bilmiyorlar. Brezilya'da, Amazon'da yaşıyor bu kabile. Bilim adamları bu kabileyi 2 ay boyunca araştırmışlar. Günü işte gece ve gündüz olarak ayırıyorlar. Mevsimleri de yağmurlu ve kurak olarak ayırıyorlar. Bu ölçü onların yaşantısı için, hayatlarını devam ettirebilmeleri için yeterli. Bu zaman bilgisi. Bütün ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. Hayatları zaman odaklı değil. Gelecekteki bir mekana ulaşmaya çalışmıyorlar. Zamana karşı yarışmıyorlar. Kimse de gelecek günlerden konuşmuyor. Mesela yaş yerine ömürlerinin hangi aşamasında olduklarını da kendilerine yeni isimler vererek algılıyorlar, anlıyorlar. Mesela ana bir başka yorumunda yer çekiminden bahsetmiş. Interstellar filminden bahsetmiş. Yer çekimi yoğun olan bir gezegene iniyorlar. Tekrardan uzaya çıktıklarında geminin içindeki arkadaşları 20 yıl geçmiş oluyor. Yani yer çekimi zamanı yavaşlatıp hızlandırmıyor aslında. Bizim ona nereden baktığımız önemli. Yani biz kendi zaman algımızdan baktığımızda başka büyük kütleli bir gezegenin içindeki yer çekimiyle bizim zaman algımız farklı olabiliyor. Kütle çekimi. Bu da değişik bir konu. Hepimiz aslında yerin altına çekiliyoruz. Mesela bir apartmanın en üst katında yaşayan, en alt katında yaşayana göre daha erken yaşlanıyor. Tabii ki bunu çok küçük ölçekli hissedebiliyoruz ama bu da bir örnek. Yani yer çekimi dünyamız, uzayı ve zamanı büküyor. Zamana dördüncü boyut diyorsak o boyutu tam olarak anlamış, algılayabilmiş değiliz. Sadece üç boyutlu varlıklarız. Her gezegende de zaman algısı farklı. Dünya dışında da izafi bir şey. Mesela Kur'an'da meleklerin ve ruhun 50 bin yıl olan bir günde yükselmesi diye bir şey var. Me'ariç suresinde yazılıdır bu. Dünya zamanıyla 50 bin yıl tutan ama onlara göre bir gün olan bir zamandan bahseder. Hatta şöyle denir, insan 100 yıl yaşıyor ama onların zamanında aslında 2-3 dakika kadar yaşamış oluyor. Peki acaba yani bu yazılanlar yoruma gerek kalmadan direkt anlattığını anlatıyorsa, peki bu melekler gibi ruh da onların gittiği yere gidiyorsa ve o gidilen yer 50 bin ışık yılı uzakta olabilir mi? Kutsal kitaplarda da bu zaman kavramından bahsedilir. Mesela Zebur'da, Mezmurlar kitabında vardır. Çünkü senin gözünden bin yıl bir gün gibi, geçmiş bir gün gibi, bir gece nöbeti gibi der yanlış hatırlamıyorsam. Diğer dinlerde de vardır. Sürekli izafi olan zamandan bahsedilir. Beden ve madde dünya zamanına mahkumken ruh aslında hep sonsuzluk ve ölümsüzlük diye anlatılan şeydir. Ruh kavramı da çok enteresan. Yani bunun üzerine de belki bir video yapabiliriz. Teresa demiş ki, zaman yaratıcının yarattığı en kesin şeydir. Bu dünyaya geldik ve cennete geri dönmeye çalışıyoruz. Peki ya atıldığımız bu dünya bir hapis hayatıysa? Semavi dinlerde, kutsal kitaplara göre insanoğlu cennet denilen yerden kovuldu. Yasak elmayı yediği için. Kovulup da atıldığımız yer burasıysa ve bu hapis hayatına atıldığımız dünyadan kurtulmak için de iyi birer insan olmamız gerekiyor. Bu takdirde ancak ruhumuz belki de o 50 bin ışık yılı uzaktaki cennete tekrardan kavuşacak. Asıl olan ruhsa eğer, bedenlerimiz bizim bu dünya hapishanesi içinde kullandığımız avatarlarımız olabilir mi, insan bedenleri? Mesela Paula diyor ki, sadece insanlarda var zaman algısı, hayvanlarda yok. Zamanı organize etmek buluşu yaşamlarımızı sınırlandırıyor, bizi kontrol ediyor, hatta bizi öldürüyor, hatta ruhsal sağlığımız bozuluyor. Mesela insan hiç görmüyor olsaydı, mesela nesneleri, içinde yaşadığı dünyayı görsel şekilde tanımlayabilecek bir beceriye sahip olmasaydı ve o görmeyen insana dünyayla ilgili hiçbir şey anlatılmasaydı nasıl bir zaman algısına sahip olacaktı? Rüyalarında ne görürdü mesela? Sadece kokularla
ve seslerle hayatı tanımlayabilen bir canlı olsaydı insan, yine de zaman denilen olguyu organize etmeye çalışır mıydı? Ya da zamanın farkına varır mıydı? Mesela Thomas Nagel vardır, felsefeci. Bir deneyi vardı onun. Deney de değil de bir incelemeydi aslında. Yarasa olmak nasıl bir şeydir diye bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Bunun üzerine bir de makalesi vardı. Nagel'e göre bir insanın bakış açısı sadece o kişinin bakış açısı kadardır. O yarasanın zihninde hiçbir zaman var olamayacağımız için onun bilinçli mi bilinçsiz bir yaratık mı olup olmadığını anlayamayız diye sorgular. Diğer zihinler hakkında sadece yorum yapabileceğimizi söyler. Başka bir canlının doğasına vakıf olma ve onu algılama, anlamlandırma sürecinde insanoğlu hep cahil kalacaktır. İnsan hiçbir zaman yarasanın düşündüğü gibi düşünemeyecek. Paula diyor ki hayvanlarda zaman algısı yoktur. Ama böyle mi gerçekten? Belki de o karıncalarda verdiğimiz örnek gibi. Belki dünya dışı yaşayan canlıların da karıncaları biziz yani. Onlara göre biz bilinçsiz yaratıklarız. Mesela Kadir diyor ki zaman benim için umuttur. Güzel şeyler yaşamayı istiyorsak beklememiz lazım. O zamanın gelmesini bekliyoruz diyor. Monica da Carpe Diem diyor. İki farklı şey. Horatius'un Romalı şairin sözü Carpe Diem. Anı yaşa, yani şu anın içinde ol. Gününü gün et, zamanın tadını çıkar. Hedonist felsefeyle aslında bağı varmış gibi gözükse de içinde bulunduğumuz anın kıymetli olduğu uyarısını yapar. Ama geldik yine içinde bulunduğumuz para sistemine. Yani mutluluklarımızı belki de geleceğin belirsiz umut kırıntıları içinde arıyor da olabiliriz. Bu bilinmez geleceğin endişesi içimizdeyken nasıl şu anın mutluluğunun keyfine bakacağız? Bunu da bilmiyorum. Mesela Monica Alice Harikalar Diyarındaki beyaz tavşan örneğini vermiş. Sürekli o kolçaklı saatine bakan tavşandan bahsediliyor. Hayatı zamanın koşturması içinde geçiyor, geç kalacağım her yere diyor. Hep yönlendirir yani. Zaman akıyoruz, koşun der. Peki o tavşan bize masalda anlatılmaya çalışılan gibi değil de aslında zamanın kölesi olmamızı isteyen bazı güçler tarafından yaratılmış olmasın? Tavşan bir metafor olabilir mi? Ben öyle algılıyorum. Evet, zamana yetişmeye çalışıyoruz ama zaman birbirimizle rekabet içinde, bir yarışın içinde olduğumuz bir düzenin kontrolü altında. Mesela neredeydi o zaman ve parayla ilgili bir yorum daha vardı. Hah, para zamanı satın alır diyor Ali. Parayla zamanı ve anılarımızı satın alıyoruz aslında. Teşekkürler, çok doğru bir tespit. Silvia, zaman asla geri dönmez. Onu paylaşabilirim, çalabilirim ama zaman asla ruhlarımıza hükmedemez. Biyolojik saatimizden bahsetmiş Silvia. Fransa'da hatta bu yıl içinde oldu 40 kişi üzerinde bir deney yapıldı. 40 kişiyi bir mağaraya kapattılar. Tamamıyla zaman bilgisinden yoksun kaldılar. Temel ihtiyaçlarını biyolojik saatlerine, uyku döngülerine göre planladılar. Ve 40 gün sonra çıkardıklarında ne dediler biliyor musun? Zamanı saymak istediler. Başını biliyor olmalarına rağmen. 10 günlük bir kayma var. Biz 30. günde olduğumuzu zannediyoruz. Bu da çok ilginçtir mesela. Elena der ki, zamanı gelip de uzay araçlarımız yeteri kadar hızlı olduğunda bizden daha yaşlı olan çocuklarımızı ziyaret edip tekrardan yaşadığımız yere geri dönebileceğiz. İşte zaman yolculuğu nasıl yapılır? İşte ışık hızına yetiştiğin zaman zaman durur. Işık hızını geçtiğin zaman aslında geçmişe doğru gitmeye başlarsın. Geçmişi görebilirsin ama müdahale edemezsin der. Bunu da tam olarak bilmiyoruz. Çünkü daha zamanı algılama yetisine de sahip değiliz. CERN deneyleri vardır mesela. Bilim adamları ışık hızına yaklaştılar. Nano partikülleri, atom altı parçacıkları ışık hızına yaklaştırdılar. Eğer ışık hızını geçerlerse Einstein'ın hiçbir şey ışık hızından daha hızlı gidemez teorisini çürütmüş olacaklar. Bunu çürütmüş oldukları zaman da evrenin kuralları da çökmüş olacak. CERN'deki bilim adamları karanlık madde, yani evrenin içindeki %80'ini %90'ını oluşturan bu karanlık maddeyi arıyorlar. Karanlık madde konusu da çok enteresan ve kara delikler konusu. Bununla ilgili de bence bir video yapmalıyız. Bunu da not edin. Aslında mesela çok sevdim bunu ya. Burası bizim kütüphanemiz gibi oldu. Yani bu kanalı ben değil, biz yönetiyoruz. Her dilden, dinden, ırktan insanların, kültürden insanların fikirlerini paylaştığı biz ülkesi oluyor. Bunu da çok seviyorum. Yani mesela zaman yolculuğu hep şunu merak ederim ben. Gelecekte zaman yolculuğu bulunmuşsa eğer aramızda zaman yolcuları geziyor olabilir mi? Çok soru soruyorum bu arada. Bence siz de sorun. Bu güzel bir şey. Gerçekten zihni, kafayı başka
başka yerlere götürüyor. Mesela fark etmişsinizdir, peki acaba derim yani. Peki acaba, peki acaba. Peki acaba'yı bol bol kullanın. Çünkü peki acaba sizi düşünmeye yöneltecektir. Soru sormaya itecektir. Bu da benden size bir öneri olsun. Mesela hemen hemen tüm kutsal kitaplarda ve eski kayıtlarda yeşil adam diye biri vardır. İslam'da Hızır diye geçer adı. Hristiyanlıkta adı başkadır. Dünyanın bütün kültürlerinde zamansızlıkların hikayesi bu Hızır'la anlatılır. Yeşil adamla anlatılır. Sümerler'de vardır, antik Mısır'da vardır, antik Yunan'da vardır. Hızır'ı da bir araştırmanızı öneririm. Ledün ilminden bahsetmiştik bir önceki videomuzda. Hızır'a o ilmin verildiğinden bahsedilir. Gaybı bilme, zamansız olma, bastı zaman, tayyi mekan diye bir şey vardır. Bunu da araştırmanızı öneririm. Mesela Zülkarneyn vardır, zamanın sahibidir. Kur'an'da da bahseder bu yani. Güneşin battığı yere gider ve güneşi kara bir balçıkta batar gibi bulur der. Gelecekte dünyanın sonu bir kara delik yüzünden olacağından mı bahsediyor acaba diye soruyorum. Orada güneşin battığı yer ve güneşin doğduğu yer. Bunlar benim kitaplarımda da bahsettim. Bu kitaplarımın alt ismidir. Bu aslında buradan gelmiştir. Zülkarneyn'den, zamanların sahibinden. Mesela yine bütün kültürlerde, inanışlarda yedi uyurlar vardır. Bir mağaraya girerler. 300 yıl sonra uyanırlar. Bunu da araştırmanızı öneririm. Yani bütün bunlar zaman yolculuğundan bahsediyor. Virginia diyor ki, zaman sadece zihnimizde olan bir şeydir. Zamanı zihnimiz yaratıyorsa var olan tek gerçeğimiz şimdidir diyor. Sürekli dalıp gideriz ya, böyle gözümüz bir yere doğdu, dalar ve gider. Yani aslında vücudumuz uyanıktır, gözümüz açıktır ama gözümüz görmez. Zihnimiz görür. Mekandan kopmuşuzdur. Hatta arkadaşımız der ki, dalıp gittin yine dediği anda, bir anda kendimize geldiğimizde bu mekanın içinde olduğumuzu anlarız. Unutmuşuzdur o an. O zamanda da, o mekanda da değilsindir. Buradan da anlıyorum ki yani zaman demek ki bizim zihnimizin yarattığı bir şey. Mesela uykular çok ilginçtir. Bilim adamları henüz daha insanın niye uyuduğunu çözemedi. Rüyalarımızın bağımsız bir üretim gücü var. İnanılmaz. İstediği zamanı da, istediği mekanı da yaratıyor bize. Yeni bir soru daha soruyorum. Yani hayatımızın çoğunu uyuyarak geçiyoruz. Acaba uyanmak için uyumuyoruz da uyumak için mi uyanığız diye bir beyin fırtınası daha yapayım size. Kafalar karıştı mı biraz? Yani aslında insan uyumak için var, uyanık olmak için değil. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Çoğu şeyimi uykumda çözerim. Kararlarımı hep uykularımdan döndükten sonra vermişimdir. Uykumda karar verdiğim de olmuş. Hissettiğim şey uykunun içinde aslında daha ruhsal, daha kozmik ve bizim henüz daha çözemediğimiz bazı sırların saklı olduğunu düşünüyorum. Beden, ruh ve şuur projeksiyonu. Bununla ilgili de ileride bir video yapalım. Bunlar da çok heyecan verici konular gerçekten. Yani o bahsettiğimiz az önce, bu dünyaya hapissek ve bu bedenleri kullanmak için buraya geldiysek, acaba o atıldığımız cenneti, özümüzü mü rüyalarımızda görüyoruz? Evet, zamanla ilgili kısa beyin fırtınaları yaptık aslında. Bence videonun ismini de bunu koyalım. Kitabımı okuyanlar zamanla ilgili çok şeyler anlattığımı bilirler. Sabri bir şeyin farkına varır. Zaman kim olduğumuz değil, neye yol açabileceğimizdir der. Kendi yaşadığımız zamanda yaptığımız her şeyden sorumluyuz. Çünkü yaptığımız her şey aslında bizden sonraki zamanları etkiliyor. Mesela der ki Sabri bir yerde, nereden bilebilirdim ki kendi zamanımda yaktığım bir kibritin benden sonraki zamanları kasıp kavuracağını? Geçmiş böyle olduğu için biz şu an böyleyiz. Biz böyle olacağımız için gelecek böyle olacak. Ama bütün geçmiş, gelecek ve şimdi de hepsi şu anda yaşanıyor olabilir mi? Bunlar da beyin açan sorular. Marche bir fizikçi ve ben bu videoyu onun cevaplarıyla bitirmek istedim. Çok güzel bir örnekle anlatmış. Benim için zaman bir nehirdir diyor. Başlangıçta o nehir taze ve temizdir. Sonra sular çoğalır. Hep aşağı doğru nehrin içinde yol almaya başlarız. Bazen hızlı, bazen kavisli, karışık. Bazen şelaleden aşağı düşerek ama eninde sonunda denize dökülür o nehir diyor. Çok teşekkür ediyorum Marche. Çok güzel betimlemişsin. O bilmediğimiz ucu sonu olmayan denizlere döküleceğiz hepimiz de eninde sonunda. Bir başka fizikçiyle sonlandıralım. Görüşmek üzere. I am very aware of the preciousness of time. I was given 2 to 3 years to live. I faced a life unable to properly communicate. Fortunately, my mind was unaffected.
meet people have buzzed away, deep in conversation. I have often been transported afar, lost inside my own thoughts, trying to fathom how the universe works. Perhaps it is human nature that we adapt and survive. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. There is still plenty more to find out. We are all time travelers, journeying together into the future. Let us work together to make that future a place we want to visit. In the next 100 years, we will embark on our greatest ever adventure. Our destiny is in the stars. Remember to look up at the stars and not down at your feet. Be curious.